bugünlerde ne kadar soysuz varsa Süleyman Soylu'ya karşı bir yarış içerisinde. Süleyman Soylu'yu tecavüzcüleri korumakla suçluyorlar. Suçladıkları adama bak ya. Tecavüzcüyü Süleyman Soylu koruyacak, kollayacak, öyle mi? Ya o Süleyman Soylu ki gecesini gündüzüne katmadan terörle mücadele ediyor. Siz bir tecavüz iddiası üzerine yola çıkıp Süleyman Soylu'yu böyle ipe sapa gelmez bir iddiayla suçluyorsunuz. Asıl neden bu mu gerçekten? Barış Atay diye birisi var, biliyorsunuz. HDP'de milletvekili seçilmişti. Sonra partisinden istifa etti. Başka bir partiye geçti. Türkiye İşçi Partisi mi, öyle bir partide. Süleyman Soylu'ya yazıyor, diyor ki sen bir tecavüzcüyü korudun, kolladın. Tecavüzcüyü koruyup kollayana bakın. Hey, hayatım boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için bu meseleyi senin yüzüne vuracağız. Bununla ilgili uğraşacağız. Uğraş bakalım Barış Efendi. Uğraş da Türkiye'nin %99'u değil %100'ü Süleyman Soylu'nun tecavüzcü olmayacağını, tecavüzcüleri korumayacağını, tecavüzcüleri kollamayacağını biliyor. Bildiği içindir ki Süleyman Soylu bir mesaj attı karşısında. Dedi ki, tecavüzü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artı benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma'nın kollayıcısı, dikkat, yakalanma. Tuma kim? Tuma HDP'li Mardin milletvekili, biliyorsunuz, bir kadına tecavüz etti. Bedeninin üzerinde, o kadının bedeninin üzerinde milletvekilliği dokunulmazlığı gündeme getirdi ve dedi ki kimse bana dokunamaz. İşte bu Barış Atay onu koruyor. Onunla birlikte yol arkadaşı ve şimdi çıkmış Süleyman Soylu'ya diyor ki sen tecavüzcüyü korudun ve kolladın. Hadi oradan be, hadi oradan be derler adama. Dediler de. Şimdi bu arkadaş, biliyorsunuz, eskiden bir dizi oyunculuğu yapıyordu. Meclise geçtikten sonra tiyatrolar çeviriyor, böyle meydanlar okuyor, kafa tutuyor, yakacağız sizi diyor, tehditler savuruyor, konuştukça konuşuyor, attıkça atıyor. Kadıköy'de bir tiyatro çevirdi bu arkadaş. Kadıköy'ün orta yerinde bir tiyatro çevirdi. Bir haber aldık Süleyman Soylu'nun bu mesajından sonra. Güya hedef haline getirildi ve Kadıköy'de 5 kişinin saldırısına uğradı. Hain demişler arkadaşa. Hain de. İşte o kimse, o 5 kişi çıkmışlar, bunu hain demişler. Yumrukla, tekmeyle, pataküte pataküte adamı dövmüşler, yere yatırmışlar. Vay vay vay. O zaman yani ağır yaralı olması gerekiyor. Hemen hastaneye kaldırıyorlar. Elinde çizik çıkıyor. 5 kişi bir insanı dövüyor. Elinde çizik çıkıyor. Başında, gözünde, bir tarafında başka bir şey yok. Sadece elinde bir çizik. Ve çıkar çıkmaz, tiyatroya bakın Allah aşkına. Çıkar çıkmaz diyor ki bana saldıranların faili Süleyman Soylu'dur. Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı sana bir cevap verdi. Senin ne derece ahlaksız olduğunu yüzüne vurdu. Süleyman Soylu bir mafya lideri mi seni dövdürsün? Süleyman Soylu çete lideri mi seni dövdürsün? Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri Bakanı. Senin ve senin ağababalarının Süleyman Soylu'yu neden hedef aldığını Türkiye biliyor, Barış Efendi. Mesele o tecavüzle iddia edilen, tecavüz ettiği iddia edilen başçavuş değil. Mesele şu, arkadaşlar, Allah aşkına bunlara karşı sessiz kalmayın, sesinizi gür çıkarın. Bunlara meydanı boş bırakmayın. Mesele ne biliyor musunuz? Süleyman Soylu bunların ağababalarıyla mücadele ediyor mu? Şırnak'ta, Hakkari'de, Güneydoğu'nun tamamında. Bir bakıyorsunuz Süleyman Soylu orada bitti. Bakın Giresun'da bir haftadır orada. Ya adam evine gitmiyor. Bu Barış'ın ağababalarıyla mücadele ettiği için adam evine gitmiyor, evine.
evine gidip iki damla uyku gözüne girmiyor. Karısını görmüyor, çocuğunu görmüyor, ailesini görmüyor, hiç kimseyi görmüyor. Tek derdi var, bu Barış Atay gibi soytarıların ağababalarını ortadan kaldırmak. Kaldırıyor mu? Kaldırıyor. E şimdi bir gerekçe lazım değil mi? Barış'a ve Barış gibi düşünen bu soytarılara bir gerekçe lazım. Süleyman Soylu'yu hedef almaları için bu meseleyi sürekli olarak köpürtmeleri gerekiyor. Şimdi adam hakkında bir iddia var. Bu adamın tecavüzcü olup olmadığını yargı karar verecek. Sen kalkıyorsun, devletin bakanını tecavüzcüyü korumakla, kollamakla suçluyorsun. Mesele bu mu aslında? Yok. Dedim ya, ağababalarının canı acıyor. Ağababalarının canı çıkıyor. Her gün bir terörist, üst düzey bir terörist ya yakalanıyor ya da geberiyor. Mesele bu arkadaşlar. Süleyman Soylu niye hedefte olsun? Fotoğraflara bakın. Şöyle bir etrafınıza bakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir İçişleri Bakanı bir daha gelmiş mi? E tabii ki mücadele edecekler bu Süleyman Soylu'yla. Tabii ki saldıracaklar. Ama bu saldırılar dönüp dönüp gelip kendi yüzlerine çarpıyor. Çünkü insanlar bunların yaptığını çok iyi biliyor. Çünkü insanlar bunların kalleş olduğunu, bunların hain olduğunu çok iyi biliyor. Bunların tiyatro çevirdiğini çok iyi biliyor. Ya bu Barış Atay saldırıya uğradığında dedim ya, bu Allah Allah nasıl olabilir dedim. İki dakikada, ya iki dakika sürmedi, sosyal medyada hashtag oldu ve tiyatro oynadı. Kadıköy'de tiyatro oynadığını bu ülkenin sağduyulu, namuslu, haysiyetli, şerefli insanları oraya, oradaki o yorumların altına iliştirdiler. Oyun çok belli değil mi? Sen önce İçişleri Bakanı'na saldıracaksın, sonra sana cevap verecek, sonra gideceksin bir tiyatro çevireceksin, döneceksin, bu işin faili Süleyman Soylu'dur. Ne kadar güzel bir oyun ya. Senaryosu önceden hazırlanmış, ne kadar güzel bir oyun. Millet de inanıyor değil mi? Millet sizin gibi salak ya. Onlar da size kanıp Süleyman Soylu'yu hedef alacaklar. Yemez. Kimse Süleyman Soylu'yu size yedirmez. Ne bu ülkenin cumhurbaşkanı yedirir, ne de bu ülkenin insanı yedirir Süleyman Soylu'yu size. Çünkü bir Süleyman Soylu bin soysuza yetiyor, yetecek, yetmeye devam edecek. Bu da böyle bilinir.